Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu ve Değerli Metaller yorumuma hoş geldiniz. Bundan önce yapmış olduğum Değerli Metal yorumlarında söylediklerimi kısaca bir özet olarak geçmek istiyorum. Bakınız, yeni bir virüs varyantı var, Omikron varyantı. Buna karşılık FED varlık alımlarını azaltmayı hızlandırmak istiyor. Yani piyasa burada FED'den belki biraz durmasını, biraz destek olmasını beklerken FED varlık alımlarını azaltmayı hızlandırmak istiyor. Yani daha az tahvil almak istiyorken daha da az tahvil alacak. Yani piyasaya daha az para verecek. Yani hisselere, değerli metallere vesaire daha az para gidebilecek bu durumda. Yani hepsi bütün piyasa için olumsuz bir durumdur. Ve yeni virüs varyantı da belirsizlikleri arttırmıştır. Bunun sonucu olarak da yani bütün bu belirsizlikler ve Fed'in açıklamaları sonucu olarak da korku endeksi dediğimiz VIX özellikle 21'in üzerine çıkmış, artık tedirgin edici boyuta gelmiş, hatta 31'in de üzerine zorlamaya başlamıştır. Böyle bir ortamda daha önceden beklediğim Aralık ayı rallisinin altında olmasını beklemem. Öncelikle bu ortamın düzelmesi lazım. Yani bu yeni virüs varyantının ne olduğunun anlaşılması ve açıklanması lazım. Eğer ki bu virüs varyantı daha öncekilere göre daha az öldürücüyse veya en az sadece onlar kadar öldürücüyse, daha fazla öldürücü değil ise diyelim böyle, piyasa bunu biraz daha olumlu algılayacaktır. Eğer aşılar aynı derecede etkiliyse ya da çok daha az bir oranda, yani etkisi azalıyorsa, piyasa bunu olumlu algılayacaktır. En iyi ihtimalde yani hem aşıların etkili olması hem de virüsün daha az öldürücü olmasıdır ki o zaman piyasalarda çok güzel bir rally görebiliriz. Rally dediğimiz yani piyasaların yükselmesidir. Piyasalar dediğimiz zaman bunun içerisinde borsalar vardır, değerli metaller vardır, kripto paralar vardır vesaire, her şey vardır. Yani sadece tahviller burada yoktur. Çünkü tahviller daha güvenli liman oluyor. Bu ortamda da Amerikan hazine tahvillerine, güvenli liman olan Amerika hazine tahvillerine çok ciddi girişler olmuştur. Hal böyleyken peki biz daha da fazla düşüşler mi beklemeliyiz sorusuna değerli metallerde bugün cevap vermeye çalışacağım. Özet olarak yani bir sıkıntılı döneme girmiş bulunuyoruz piyasalar olarak. Değerli metaller için de bu böyle. Altın hariç değerli metaller için bu şekilde böyle. Eğer belirsizlik artacak olursa altın için de böyle. Neden altın için de böyle? Belirsizlik artarsa altın daha cazip olmaz mı gibi sorusu defalarca soruldu. Ben de bir önceki videoda cevabını verdim. Sürekli olarak soruluyor. O bir önceki videoyu izlemenizi rica ediyorum. Riskler artarsa altın artmaz mı hocam diye sormadan önce. Şimdi VIX endeksiyle başlayalım. Korku endeksi. Korku endeksi dediğimiz şey şöyle. Yani bu S&P 500 vadeli işlemler kontratının volatilitesinden çıkıyor. Ama sizin bilmeniz gereken şey 21'in altındayken normal bir seyir olduğu, ancak 31'in üzerine geldiği zaman da işlerin artık sarpa sarmaya başladığıdır. Ve benim yaptığım bir hesaplara göre de şurada SuperTrend 3 olarak kullandığımda yaptığım hesaplara göre de bakınız, şu haftalıkta 32'nin üzerinde bir kapanış olursa hızlı bir şekilde 44'e kadar yükselebileceğini düşünüyorum. Ancak orada değiliz. Yani Cuma günü oraları bir denedi. Bugün daha aşağılardadır ama gördüğünüz gibi bugün de 29'dadır. Yani 30 seviyesine çok yakındır. Daha tehlike geçti diyemiyorum ama tehlike artmıyor diyebilirim, azalıyor diyebilirim. Tamamen geçmiş olmasa bile. O zaman bunu nasıl algılamalıyız? Altınla başlayacak olursak, altınla ilgili olarak şunu söyleyeyim size. Altın bakınız uzun zamandan beri bir düşüş trendinde. Fakat benim beklentim bir şekilde bu düşüş trendini kırıp yükselişe geçmiştir. Bu böyle gitmez. Bu kadar yani aylarca, yıllarca böyle bir ortamda altın düşüş trendinde kalamaz. Bir şekilde yukarıya dönmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve de bu
Yani Aralık ayındaki başlamasını beklediğim ralli bu iş için uygun olabilirdi eğer bu yeni varyant çıkmamış olsaydı. Fakat ona rağmen şöyle de bir şey var. Çizim yaptım ben. Şimdi çizime göre düşünecek olursak bakın işte şöyle daha önceden çizdiğim bakın buralarda bir dirençte karşılaşabilir dediğim yerlerde karşılaştı. Tamam mı? Buralardan da bir düşüşler olabilir dedim. Ama beklentimden daha fazla düşüşler oldu. Fakat şu aşağıdan gelen çizginin üzerinde de destek bulduğunu görüyorum. Şu aşağıdaki squeeze momentum göstergesine baktığım zaman da orada da yani şöyle daha evvelki normal diplerin altında fakat anormal diplerin biraz üzerinde. Yani buraların artık dip olması lazım. Yani mesela şuraların şu 1766'nın falan dip olması lazım. Buralardan artık yakında dönmesini beklemek lazım ama şu anda öyle bir şey yok. Şu anda dönüyor gibi değil. Ne zaman döndü derim? 1795'in üzerine çıkar. Hatta ki 1800'ün üzerinde bir kapanış yapar. O zaman döndü derim. Yoksa buralarda gidip gelebilir. Fakat artık bu diplere de çok yakındır. Belki bir haftalık falan bir süresi kalmıştır diyebilirim. Buralardan en azından bir yükseliş başlamalı ve o yükselişte şöyle tekrardan 1850'lere doğru falan bir hareket olmalı diye düşünüyorum. Yani şu yapının içerisinde kalıyor olsa bile yani bu yükseliş trendine geçemeyip bunun içerisinde gene sıkışmaya devam edecek olsa bile değil mi? Şöyle 1850'ye kadar falan gelebiliyor olması lazım. Ama bunun için bir kez daha söyleyelim. Şu 8 saatliğin üzerine geçmesi gerekiyor. Kaufman'ın yani 1795'in hatta 1800 olması 1800'ün üzerinde kapanış yapması daha olumlu olur. Çünkü bakın şöyle üzerine geçiveriyor. 30 Kasım'da olduğu gibi 1808'e kadar gidip hemen geri geldiği de olmuş. Şurada da olmuş. 26 Kasım'da şöyle gelmiş. Burada bakın Kaufman 1809'da o geliyor. 1817'ye gidiyor ama hemen geri geliyor. Yani üzerinde kapanış olması iyi olur 1800 üzerinde. O zaman zaten bu Kaufman'ın da üzerinde kapatmış olur. Yani evet bir olumsuz hava içerisindeyiz ama bu olumsuzlukların yakında ben en azından buralarda bir dip yapıp altının buradan bir yükseliş en azından bir tepki yükselişi yapmasını beklerim. Ons altın için konuşuyoruz bu konuştuklarımız. Gram altın için konuştuğumuz zaman orada zaten dolar TL söz konusu. Dolar TL'de de hep yön yukarı şeklinde. Şöyle ki bakın şu gram altın bu da kanal. Kanalın üzerinde gitmeye de devam ediyor. Her ne kadar bir takım uyumsuzluklar, şunlar bunlar gibi şeyler oluşsa da hiç fark etmiyor. Şöyle biraz yaklaştıralım. Kanalın böyle üst sınırına dayanmış vaziyette yükselişini sürdürüyor. Gram altın daha da gidecek yolu var gibi görünüyor bu durumda. Şimdi burada dolar TL ile ilgili olarak şu sorular geldi. Onlara da cevap verelim. Bugün Katar'dan bir haber gelir ve dolar düşer mi? Evet, dolar düşebilir. Ama dolar Katar'dan haber gelmediği için çıkmadı. Dolar dünyadaki en negatif reel faizi verdiğimiz için çıkıyor. Yani temel neden bu. Tabii ki bundan başka belirsizlik yaratan başka yani açıklamalar olması, laik cumhuriyette dini referanslara dayalı şekilde para politikası belirlenmeye çalışılması bir takım burada ekonominin iktisadi temeller dışında yönetilmeye başlandığı belirsiz intibanı uyandırdığından bir belirsizlik ortamı yaratıyor. Yani bir risk yaratıyor. Yani sadece düşük faiz değil, belirsizlik de söz konusu burada yapılan açıklamalara göre. O yüzden de dolar kuru artıyor. Burada müdahaleler var. O 13.80'i savunmaya çalışıyorlar. Oralarda maalesef borç parayla elde edilen rezervi tüketiyorlar. Bir yerden sonra patlayacak. Dolayısıyla gram altın için de pozitif olacak doların çıkması. Ha ben buralardan alayım mı diye sorulara artık cevap vermiyorum. Hedef de vermiyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü siz bilirsiniz yani diyorum bu saatten sonra. Elinde olanlar
tutmaya devam etsin diyoruz. Her ne kadar bütün göstergelerimiz artık çok şişti, buralardan düşüşler gelebilir diye bağırsa bile, hayır, burası Türkiye, yok öyle. Yani burada gene bir konuşma yapılır, bir şey olur, bu dolar bir daha çıkar. Çıkmaz diyemez kimse. İkinci soru, Merkez Bankası Başkanı şöyle demişti, belki faiz indirimi olmayabilirmiş. Şöyle söyleyelim orada da, daima Sayın Cumhurbaşkanı'nı takip edeceksiniz. Merkez Bankası şunu demiş, yok başkan yardımcısı bunu demiş, hiç bunlara bakmayın. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor faizler konusunda? Onun dediği olur. Onu takip edeceksiniz. O diyor mu size pas geçilebilir, biraz bekleyebiliriz bu ay falan, böyle defalarca düşük faiz söyledi. Demek ki faizler inecek. Bu kadar. Sayın Cumhurbaşkanı öyle diyorsa öyle olacak demektir. O yüzden hiç öyle şeylere kafanızı yormayın ve fantezilere de girişmeyin. Yani pas geçerse, dolar şuraya kadar düşerse, gram altında bu kadar düşer mi, ben de oradan alır mıyım falan gibi böyle şeyler, fantaziler kurmayın kafanızda. Fed peki bir açıklama yapar da bilmem ne düşer mi, ondan da bir şey olmasını beklemeyin. Gram altında da yön yukarıdır. Bu saate kadar almadıysanız bu saatten sonra da kademeli olarak almalısınız. Hemen bugün alıp yarın para kazanmayı düşünmemelisiniz. Gelelim gümüşe. Gümüş dediğimiz zaman altın hariç değerli metaller için durumun kötü olduğundan bahsetmiştim. Gümüş için, gümüş de tabii altın hariç değerli metallerden olduğu için durum kötü tabii ki. Kötü ama orada da artık diplere yakın bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Şu aşağıdaki squeeze momentum göstergesine göre bayağı bir diplerde olduğumuzu düşünüyorum. Daha evvelki yani şeylere göre bakılacak olursa belki birazcık daha aşağıda yeri olabilir. Yani düşüşlere göre. Fakat şurada daha evvelden söylemiş olduğum destek bulmasını bekliyorum dedim. 22 bölgesinde bir destek bulduğunu görüyoruz. Bayağı da bir gösterge aşağıya düşmüş durumda. Artık buralardan bir yakında altında bir yükseliş olursa gümüşte de görebiliriz. Ancak burada daha önceden şu 23'ün üzerine çıkmasını bekliyordum. Artık 23 bayağı bir yukarıda kaldı. Ancak şöyle 22.80'in üzerinde bir kapanışlar falan görecek olursak bu 8 saatlik Kaufman'da yukarı doğru kırılmış olur. O zaman yükseliş başladı diyebilirim. Daha önceden diyemem. Gram gümüşe baktığımız zaman da orada da işte her şeye rağmen dolar TL nedeniyle görünümün pozitif kalmaya devam ettiğini görüyorsunuz. Bu saatten sonra alacaksanız kademeli olarak almayı düşünebilirsiniz diyeceğim. Daha başka bir şey diyemeyeceğim burada. Platin tarafında epey bir düştüğünü görüyoruz. Yani çünkü bu varyant belirsizliği nedeniyle ekonomik belirsizlik oluyor. Platin de zaten bu artık katalitik konvertörlerde kullanılmaya başlanacak. Yani sanayide kullanılıyor. Sanayi yani değerli metal olmakla birlikte sanayi metali, gümüş de aynı şekilde sanayi metali olarak değerlendiriliyor. Şu şekilde baktığınızda bakın artık ikili dip yaptı burada. Şu aşağıdaki squeeze momentum'a da bakıyorum ben. Bakın şu bulunduğumuz yer şöyle platinde. Yani şu görmüş olduğunuz ilk pandemi ortaya çıktığı zamanki düşüş hariç böyle bir şey çok uzun zamandan beri görülmüş değil. Yani o 2013'ün volatilitesinin en yüksek olduğu zamanlarda görülmüş. Yani Türkçesi artık buralar diptir veya dibe yakındır diyebilirim. Ne zaman ki şu 952'nin üzerinde bir kapanış görürüz, o zaman yükselmeye başladı diyebilirim. Öncesinde buralarda bir dip çalışması yapabilir diyeceğim sadece. Gelelim Palladium'a. Palladium da tabii ki bir sanayide kullanılan metal ve çok da cezalandırılmış durumda Palladium maalesef.
Diğer metallere göre de daha da cezalandırıldı. Yani aslında paladyumda daha da yüksek bir potansiyel var bu diplerde. Fakat bir dip de oluşmuş değil ve paladyumda maalesef 1686 bölgesinde kadar da bir düşüşler olabilir. Ancak oralardan destek bulmasını bekleriz. Şimdi şöyle paladyumu daha bir geçmişe göre değerlendirdiğimizde şuraya göre bakmamız gerekiyor aslında. Şu son şeyden sonra evet. Yani aslında onun da bakın bayağı bir yakın olduğunu görüyoruz dibe. Şimdi zaman yani ya buralarda biraz yatay gidebilir ya şöyle gelip tekrar bir 1683'ü deneyip öyle yükselişe geçebilir diye düşünüyorum. Fakat bu aşamada paladyumda şöyle bir 1950'nin üzerine çıkması lazım. En azından şöyle bir 1920'ye falan gelmesi lazım. Yani şu bölgeyi geçmesi gerekiyor ki bir yükseliş başladı diyebilirim. Ondan önce bir şey diyemiyoruz. Yani özet olarak değerli metallerdeki belirsizlik devam ediyor. Ancak diplere yakın olduğumuzu düşünüyorum. Buralardan en azından bir tepki yükselişi gelmesi gerekiyor. Dolar TL'de yön hep yukarı olduğu için de elinizde varsa tutmaya devam etmelisiniz. Almak istiyorsanız da kademeli olarak almalısınız. İşte bugünlük de bu kadar.